Abi yine zor bir soru var. Okuyacağım direkt soruyu. Eşimle ailesiyle problemlerim var. Boşanma sebebimdir. Ne yapmalıyım? Eltileri ve kaynanası ile birlikte geniş aile içinde yaşayan çiftlere tavsiyeniz var mı? Ah diyeceğim ben bu konuya. Yani birçok evlilik bu yüzden yıkılıp gidiyor. Oğlanın annesi oğlunu kaptırmak istemiyor, vermek istemiyor. Sürekli iki elle arkadan adamcağızı tutuyor. Veya hanımefendi çocuğunu büyütmüş, kızını vermiş, sürekli telefonla arıyor, bana her gün rapor ver diyor. Ne yaptın, hangi yemeği yaptın, ne ikram ettin kocana, ürkütme kocanı, işte korkutma kocanı, şöyle giyin. Sürekli annesi evin içinde, hele bu cep telefonlarından sonra artık görüntülü aramalar var. Bana mutfağını göster bakayım diyor. O tabağı niye buraya koydun, şunu niye şuraya koydun, şunları düzelt diyor. Uzaktan kumandayla kızını idare etmeye çalışıyor. Bunlar sıkıntı. Dış müdahaleler evlilikleri tahrip ediyor. Altını çiziyorum. Annesi de olsanız, babası da olsanız siz evliliğe dışarıdan müdahale ettiğinizde zarar vereceksiniz. Çekirdek aileden elinizi çekin. Karışmayın. Onlar kendi sorunlarını kendilerini çözsünler. Bu işin bir tarafı. İşin diğer tarafı erkeğe düşüyor. Beyefendi kendi ailesiyle eşi arasında sorunlar yaşanıyorsa sorunu çözecek olan erkektir. Çünkü kavga konusu erkektir. Birinin eşi, birinin evladı. Onun üzerine kavga oluyor. O kişinin duruşu, bakın altını çiziyorum, konuşması falandan bahsetmiyorum. Bir duruş sergileyeceksiniz. O duruşu ortaya koyduğunuzda herkes durması gereken yeri bilecektir. Ben kendi hayatımdan bir örnek vermek istiyorum. Özelime gireceğim. Olsun, anlatıyorum bunu. Bizim evliliğimizde de problemler yaşandı. Eşim bana sürekli şunu hatırlatır. Der ki canım, o dönemde sen bana sarılırdın. Evliyiz biz. Şöyle ellerini sımsıkı bağlar ve bana derdin ki bir tanem, bu kollarımı Allah seni koruyayım, sana yardım edeyim diye vermiş. Bu kollarım kırılıncaya kadar kimse senin saçının teline dokunamayacak. Babam, annem, kardeşlerim dahil olmak üzere. Sen güvendesin, rahatsın. Ailevi sorunun var. Ben onu çözerim. Sen merak etme. Sen rahatlasın. Eşim halen onu hatırlattır. Ve bir gün eşim benim ailemle olan ilişkime müdahale etmemiştir. Karışmamıştır. Bana bir öneride de bulunmamıştır. Sürekli bana anneni aradın mı? Babanı aradın mı? Kardeşlerini aradın mı? Benim bütün ailemle olan ilişkilerimi düzenleyen benim eşim. Teşvik eden benim eşim. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Kardeşlerimin düğünlerine kadar yönlendiren o. İhmal etme, unutma diyen o. Neden? Çünkü eşim burada kendini güvende görüyor. Ama eğer ben eşimin özelliğini ailemle paylaşırsam, ailemi arkama almaya başlarsam, bu defa eşim beni oradan uzaklaştırmak için aileme cephe alacak. Cephe aldıran benim aslında. Eşim değildir yani. Bir formül paylaşayım beylere. Eğer beyefendi ortada duruyor, hanımefendi burada, beyefendinin ailesi de burada. Beyefendinin ailesi gel gel diyor. Hanımefendi de kocasına gel gel diyor. Bu durumda ben hanımefendiye soruyorum. Sence eşin nereye gider? Eğer hanımefendi dese ki ailesine gider, fecaattir bu. Şunu rahatlıkla diyebilmeli. Hocam tabii ki bana gelecek. Beyefendi eşine bunu hissettirmesi gerekiyor. Ailesini reddetsin demek değildir. Eşine bu güveni vermesi gerekiyor. Yani eşim her zaman benim yanımda olacak. Beyefendi böyle bir duyguyu eşinde uyandırırsa o hanımefendi aile ilişkisine karışmaz. Ama beyefendi gidiyor. Annesini görmeye gidiyor. Babasını görmeye gidiyor. Akşama gergin geliyor. Yüzü asık geliyor. Eşini eleştirmeye başlıyor. Hanımefendi bu defa kuşkulanıyor. Ne oldu diyor. Bir şey mi dediler diyor. Bu defa hanımefendi ailesine gitmemesi konusunda konuşmaya başlıyor. Sen karışamazsın benim aileme demeye başlıyor. Bu ara kadın kaygılandı. Kadın korkmaya başladı. Acaba ailesi telkinlerde mi bulunuyor diye. Şöyle bir formül tekrar paylaşayım. Başka ikinci bir formül. Yılların tecrübesi bir formülden paylaşıyorum. Bir beyefendi ailesiyle eşi arasında ortada kaldıysa formülümüz şu. Eşiyle işbirliği kuracak, işbirliği yapacak, omuz omuza verecek, ailesinin sorunlarını da çözmeye çalışacak. Eğer ailesiyle işbirliği yapıp eşinin sorunlarını çözmeye çalışırsa kaybeder. Çünkü anne baba zaten yıpranmış. Seni büyütmüşler, emek vermişler, sinirleri yıpranmış. Sen gidiyorsun, eşinle ilgili annene babana bilgi aktarıyorsun. Şöyle bir kadın yemeğimi yapmıyor, şunu etmiyor. Ya kaygılandırdın. Anne baba korkmaya başladı. El bebe gül bebe büyüttüğümüz evladımız ne hallere düştü diye kendi karına, eşine karşı cephe aldırırsın onlara karşı. O yüzden biz kesinlikle beyefendi eşiyle ilgili, özeliyle ilgili ailesine bir şey aktarmamasını tavsiye ediyoruz. Olumlu şeyler de anlatmasın. Ya anne var ya eşim öyle bir kuru fasulyeyi yapıyor ki anne. Yani gerçek kuru fasulyeyi ben onda yedim. Ya bunu da deme. Anneni kıskandırırsın. Buna da gerek yok yani. Burada eşinin sırlarını ailesiyle paylaşmayacak, ortaya bir duruş koyacak. O duruş sorunları çözer.